Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir Evo 4 videosuyla daha birlikteyiz. Umarım herkes iyidir, keyfiniz yerindedir. Benim bir iki ufak problemim var bu aralar. Bilgisayarla alakalı. Niye bilmiyorum, oyuna girdiğim zaman uzun vakit geçirdiğimde bir anda böyle bilgisayar kendini tamamen kapatıyor. Ya da donuyor tamamen. O yüzden teknik servise götürme ihtimalim var dostlar bilgisayarı. Eğer böyle bir durum olursa en fazla 2 hafta sürer diye tahmin ediyorum. Görüşemeyebiliriz, haberiniz olsun. Onun haricinde kanal artık 3000 abone. Evet, sizlerin desteğiyle birlikte tam 3000 abone olduk. Biraz da duygulandım tabii. Bugünleri de mi göreceydik? Yani hepinize teşekkürler, çok da söyleyecek bir şey yok. İyi ki varsınız dostlar. Kanalı açtığımda buralara kadar geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Bir şekilde geldik. Hep beraber nice 3000'lere diyelim o zaman. Onun haricinde son bir serzenişim, son bir ne derler ona? Son bir isyanım var. Bazı kıt akıllı arkadaşlara gelecek bu isyanım. Yani bazen insanı gerçekten sinirlendiriyorsunuz. Bir tane kendini akıllı sanan bir arkadaş, benim bu evet demem var ya, ona takılmış olabilir. Yani takılmış olabilirsin, sıkıntı yok. Ama eleştireceksen eğer adam akıllı eleştirirsin. Dersin ki kardeşim şu sebeplerden dolayı senin böyle demen hoşuma gitmiyor. Başka insanların da bu şekilde düşüneceğini düşünüyorum. Bu yüzden işte bence kaldırmalısın. Bak bu bir eleştiridir, bunu okeyim ama sen gidip öküz gibi intron çok kötü yazarsan kardeşim, ben orada ağzına sıçarım senin, kusura bakmayacaksın ya, tamam mı? Bunu ilk diyen sen değilsin çünkü, başkaları da dedi. Ama başkaları adam gibi dedi. Kalkayım intron çok kötü dersen ben senin ağzına sıçarım, ki ben yine sakin kaldım. Yine bir şey demedim. Pek bir şey demedim. Ondan sonra baktım 2-3 tane dangalak da buna katılmışlar. Vay işte eleştiri kaldıramıyorsan niye YouTube kanalı açıyorsun bilmem ne. Adam bakıyorum, tamam mı, profiline. Aynı gün açmış ya kanalı. Yani bu kadar belli etmeyin amına koyayım. Bak tamam, beni sevmiyor olabilirsiniz ama hani ben de salak değilim, anladın mı? Daha yeni açıyorsun hesabı. Ondan sonra geliyorsun burada böyle kanala zarar vermeye çalışıyorsun. Ya yani böyle aptal aptal şeylerle kanala zarar veremezsiniz, tamam mı? Eğer kanala zarar vermekse amacınız, başka şeyler düşünün. Biraz daha akıllı olun amına koyayım. Her neyse, yeterince vakit ayırdık. Yani daha fazla ayırmaya da gerek yok bu dangalaklar için. Eleştiriye açık bir insanım ama adam akıllı eleştiriye. Bana bunlarla gelmeyin. Adam akıllı eleştiri yapana kalkıp da ben hiçbir şey demem zaten. Her neyse, bugün dostlar yeter artık bu kadar uğraştığımız, bu kadar boş muhabbet yaptığımız yeter. Bugünün konusuna gelelim. Bugün sizleri Avrupa'nın ortasında bir ülkeye götürüyorum. Bugün sizleri at sırtına davet ediyorum dostlar. Ama Avrupa'nın göbeğinde at süreceğiz. Bugün kanatlı hüsarlarla da bildiğiniz o mükemmel devleti oynayacağız. Bugün Polonya'dayız. Polonya bildiğiniz üzere Varna Savaşı'nı daha yeni kaybetmiş dostlar bu tarihlerde. 1444 yılında başlıyor oyun. Bu yıllarda Polonya ile oynarsanız gördüğünüz gibi herhangi bir kralınız, hükümdarınız yok. 0-0-0 bir hükümdarla başlayacağız ama bu hiç problem değil. Onun haricinde idea seti gerçekten çok güzel. Tam böyle atları alıp port kıvamında ama hort olmayan bir devletle, hort kıvamında atlılarla milletin böyle üstüne atlaya atlaya oynayabileceğiniz bir devlet. Gördüğünüz gibi başlangıç idea'ları %10 cavalry cost, atlı birimlerin maliyetlerini %10 düşürüyor. Ayrıca bir tane kültür ekstra benimseme hakkımız varmış. Onun haricinde tüm idealarımızı bitirdiğimizde tolerance of heretics, yani kafirlere karşı da biraz tolere edici bir bakış açımız varmış. Gayet iyi. İdealarına bakacak olursak %10 production efficiency, %10 stability cost ve savaş yorgunluğunu azaltma, national manpower modifier %25 ve infantry combat ability %10. Ayrıca %30 cavalry combat ability, yani atlı birimlerini harbiden terminatöre çeviriyor abi. Ayrıca kanatlı hüsarları da basabiliyoruz bunu aldıktan sonra. Kanatlı hüsarlar da Polonya'nın biliyorsunuz zaten elit birlikleri dostlar. Aynı bizim Osmanlı'daki işte deliler gibi ya da yeniçeriler gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten çok güçlü birlikler bunlar. Regiment cost var %10. Disiplin %5 ve ayrıca Moral of Army %15 veriyor. Bu idealar gerçekten oyundaki en güzel idealardan birisi dostlar. En güzel idea setlerden birisi. Polonya'nın ideaları mükemmel abi. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen başlıyoruz dostlar. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız yeni bölüm başlıyor efendim. Evet, oyuna 22 birim orduyla ve 3 tane de kaleyle başlıyoruz.
Şimdi açılış hamlelerinden ilk önce hemen şöyle Moldova'ya geliyorsunuz abi. Moldova ile bir elay oluyorsunuz. Bu bir. Burgonya'ya geliyorsunuz. Burgonya'ya elay olamıyorsunuz zaten. Evlenemiyorsunuz da. Bir tane improve atıyorsunuz. Litvanya'yı PU almak istiyorsanız Litvanya ile elay olabilirsiniz. Ki bu oyunun başlangıcında yapmanız gereken bir şey değil. Çok da önemli değil yani. Niye onu söyledim bilmiyorum. Onun haricinde başka bir şey yok ya. Belki bir tane sağlam bir elay bulabilirsek sağlam bir elay alabiliriz. O da yok gibi. Aga bizimle elay olmak isteyen kimse yok. Biz de Litvanya ile olalım o zaman. Litvanya'yı ben bu arada PU alacağım ya. Neyse oraya gelince onun anlatırım konusunu. O biraz da sizin tercihinize bağlı. Polonya ile başladığınızda Great Sejm diye bir hükümetle başlıyorsunuz dostlar. Farklı bir hükümet tipi. Bu da size parlament sağlıyor. Bir parlamentonuz var. Buradan oyuna başlar başlamaz bir tane seçip bunu yapabilirsiniz. Mesela %5 crown land alabiliyorsunuz buradan direkt. Ki gerçekten gayet güzel, ya da bir stability alarak da başlayabilirsiniz. Size kalmış. Önce ben bir estate'leri ayarlayacağım, ondan sonra onlara bakarız. Evet dostlar, estate'ler bu şekilde. Hemen diyetimi yaptım. Şöyle seaslandimi yapayım. Gelelim parlamentoya. Parlamentodan bir tık stop'la başlamak istiyorum dostlar. Çünkü crown land bir şekilde toparlanır ya. Öyle çok da önemli değil benim için. Stability daha önemli. Ayrıca manpower recovery speed de veriyor. İşimize yarayacaktır. Sevgili advisor'lara gelince Morillo Farm'i var mı? Var. Çok güzel. Trade efficiency alalım. Buradan da bir tane prestij alalım. Çok önemli değil. Focus'u bu askeriye çekeceğim. Öyleyse başlayalım artık. Yeter bu kadar gevezelik. Aa dur, başlamayalım dur. Şöyle trade goods'tan ülkenizdeki güzel yerlere dostlar. Mesela burada tuz varmış. 3 diyor. Üretimden iyi kazanabileceğiniz yerlere koltuk verin parlamentoda. Çünkü koltuk verdiğiniz zaman oranın üretim etkinliğini, üretim gücünü de arttırmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi local production efficiency veriyor %10. Aynı zamanda oradan daha fazla vergi de alıyorsunuz. Yani bu koltukları boş boş şehirlere atmayın. Bu koltukları gidin development'ı yüksek yerlere vermeye çalışın. Mesela burada buğday var, geç burayı. Burada ne bu? Cloth, kumaş varmış. Kumaş olan yerlere verelim. Şöyle verebildiğimiz yerlere verdik. Evet, Burgundy'ye elay geliyor. İlk hamlem direkt Burgundy'ye elay almak. Peşine de evlenmek. Çünkü Burgundy Succession krizi var biliyorsunuz. Orada bize düşmesini sağlayacağız. Sevgili Litvanya'yla da elay olalım. Evet, başlangıcımız bu şekilde. Event gelene kadar bekliyoruz efendim. Ülkeyi ekonomi moda aldık abi. Oo, Bizans Valahya'yı elay almış. Bu harika bir şey. Çok hızlı bir şekilde şu Moldova etkinliği gelirse ve Bizans hayatta kalırsa Bizans'ı vasallayabiliriz. Evet, Litvanya etkinliği geldi. Bahsettiğim etkinlik buydu dostlar, Litvanya ile alakalı. Ya hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler var, biliyorum. Beni izleyenler genelde biliyor bunu, biliyorum. Ama bilmeyenler de var. Yani bazen öyle serzeniş de yapıyorlar. Vay işte niye en ince detayına kadar anlatıyorsun falan. Anlatmam lazım abi. Madem EU4 videosu çekiyoruz, anlatmam lazım. Bilmeyen adam da izliyor çünkü. Sadece sen izlemiyorsun ki bunu. Her neyse. Şimdi burada ananın... Oh my bro. 6-6-6 geldi lan, şansa bak. Ben almayayım diyordum da. Şimdi bir oh my bro oldum yani. Üsttekini seçerseniz Litvanya'ya PU alıyorsunuz. Alttakini seçerseniz de işte RNG bazen 5-5-5 geliyor. Bazen 5-4-6 geliyor. Yani bana 6-6-6 geldi şu anda. Çok zor bir karar benim için. Eğer üsttekini seçerseniz Macar'ı PU alabiliyorsunuz. Alttakini seçerseniz de Bohemia'ya personel union CB'si geliyor. Aslında alttaki çok iyi geldi de ben üsttekini alacağım. Çünkü Macaristan'ı ben PU almak istiyorum. O yüzden içim yana yana üsttekini seçeceğim. Ama siz alttakini seçebilirsiniz. Eğer böyle 6-6-6 gelirse. Ah be ulan. Dayanamıyorum. Tıklayacağım. Hayır. Elim titriyor. Titriyor. Tamam, aldım. PU aldım. PU almam lazım abi. Çünkü ben Macaristan'ı istiyorum yani. Olmaz öyle. Şimdi Moldova etkinliğini bekleyeceğiz. İnşallah hızlı gelir. Bu arada 4-4-1 bir hükümdar verdi bize. Yani tadında bence. Evet. Bahsettiğim Moldova etkinliği de geldi. Şimdi burada Moldova'da bir iç savaş gibi bir şey çıkıyor dostlar. Moldova'ya ne gönderelim diyor. Para mı gönderelim, manpower mı gönderelim, yoksa Secret Moldova'yı falan mı diyelim. Tabii ki adamlara boş vermeyeceğiz. Bunlara ben ne göndereyim? Para göndereyim ya. Para her kapıyı açar. Aynen öyle. Açtı amına koyayım bak. Açtı para, gördün mü? Para her kapıyı açamıyormuş demek ki abi. My head, my heart. Evet. Manpower gönderelim. Evet. Manpower işi çözdü. Evet, Moldova'yı marş yapıyoruz.
Moldova'yı marş yapar yapmaz hangi görevimiz bitmiş? Roman Rebellion görevimiz bitmiş. Bize Valahya bölgesine claim veriyor dostlar. Ayrıca buradan şunu seçerek sevgili Moldova'yı da normal regular vasal yapabiliyorsunuz. Çünkü bu marş olarak geliyor size. Ben bunu seçeceğim. Sevgili Moldova'yı regular vasal yapalım. İlişki geliştirmeye de devam edeceğiz bununla. Zaten 200'müş lan. Sıkıntı yok. Hemen peşine hiç beklemeden, bir an bile beklemeden sevgili Efla'ya dalalım. Osman bana geçiş versen var ya ne güzel olur biliyor musun? Şimdi Osman'a ufaktan bir improve atacağım. Geçiş vermiyor çünkü. Bazen Eflak da alabiliyor. Umarım alır. Alırsa direkt Bizans'a yürüyeceğiz abi. Bizans'ı vasallamamız lazım. Çok güzel olur bizim için. İnanılmaz güzel olur hem de. Böyle bir tane general alacağım. Hatta kanal üyelerinden alalım ya. Evet, kanalımızın katıl üyelerinden sevgili Karl'ı hizmete çağırıyorum. Güzel. Sicili geldi en azından. Tam istediğim gibi. Sevgili Karl. Kendime bakarken başım dönüyor. Hayatlarım düşüyordum. Karl, sen mi geldin? Geçiş almadı. Geçiş alaydı, iyi de. Neyse, şurayı hemen düşüreceğiz hızlıca. Peşine dalacağız. Osmanlı Bizans'a dalmadan. Oo, çok güzel. Bu da canlara dalmış. Çok güzel abi. Osmanlı Bizans'a dalmadan biz dalabiliriz. Öyle bir şansımız var. Şurası yıkılırsa. Aa, geçiş aldılar. Çok güzel abi ya. Süper. 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 Hatta bu general iyi değil. Bir tane daha general alırım. Bir tane daha general alalım. General alalım. Bir tane daha general alalım. Bir tane daha general alalım. O da sevgili kanal üyelerimizden. Uyuva. İyi. En azından o da şoklu geldi. O da şoklu geldi. Şoklu istiyordum. Güzel. Biraz tırto ama idare eder. Aa, Venedik girmiş. Fuck. Neyse. Şurayı da alsak olur. Yani Konstantinopol'u da alsak yeter. Bizim ihtiyacımız olan zaten vasallamak. Toprağa ihtiyacımız yok o kadar. Buraları Venedik'e vermiş olduk artık. Yapacak bir şey yok. Ama Osman savaş açarsa her şey yalan olur. Venice, bitirir misin savaşını? Güzelim, lütfen ya. Lan ne olur bitir lan. Umarım bitirir. Bitirmezse Osman savaş açar kesin. Yani şu durumda açmaması lazım aslında Osman'ın. Hani hiçbir şey alamayacağını bilmesi lazım ama yapay zeka maalesef biraz aptal olduğu için açıyor savaşı. Yoksa bir erken Osman savaşı mı patlar? Bilemiyorum. İnşallah patlamaz. Tamam. Venedik bitirdi. Hemen savaşta değil değil mi? Güzel. Trabzon'u açmış. Parasını da alalım. Bizans'ı vasal yaptık. Harika oldu ya. Var ya, tadından yenmez biliyor musun? Tadından yenmez. Hızlı başladık biraz. Güzel oldu. Şimdi gördüğünüz gibi şu toprakların hepsi komple bizim korumuz oldu. Yani bizim derken Bizans'ın koru. Bizans'a yedireceğiz abi buraları. Aynı zamanda Osman'ın İstanbul'u almasını engelledik. Çünkü Osman biliyorsunuz İstanbul'u aldı mı bir anda snowball etkisi çok güçleniyor. Sevgili Efla'yı da komple yutuyoruz. Burayı Moldova'ya da verebilirsiniz. Tercih meselesi, ben kor yapacağım. Şimdi bize Elay lazım. Bir de Force Limit'i 90'a çıkar diyor. O kolay. Bir tane Elay lazım ama. Şöyle güçlü bir Elay istiyorum. Bu ne kardeşim ya. İyi ki güçlü istedik ha. Şuradan Saksonya'yı alalım. Savaşta falan değil. Saksonya'ya Elay aldık. Bir de üzerine bir tane Grand Company patlatalım şuraya. Evet, görevimiz böylece bitmiş oldu. Bu görev sevgili Macaristan'a UCB'si verecek bize. Aynı zamanda sevgili Bohemia'nın şu bölgelerine de claim veriyor. Eğer Elay olursanız bunlardan birisiyle tarihsel friend yapıyor sizi. Tarihsel dost yapıyor. Boş bir şeymiş. O çok da önemli değil. Bizim için önemli olan Personal Union CV'si. Hemen alalım. PUCV'miz geldi. Birazdan turusumuz da bitecek. Turusumuz bitince bu arkadaşa dalacağız. Tamam, bu savaşı artık alırız herhalde ya. Macarlar Polonyalıdır abi. Hadi bakalım. Saksonya da geliyormuş, gelsin bakalım. Güzel, Osman Venedik'e dalmış. O Venedik'le uğraşırken biz de buraları toparlarız. Ottoman Empire. Union with Hungary. Burada bir altın madeni var. Şöyle altın madeni de alsam mı diye düşünmüyor değilim. Neden olmasın? Ama bence gerek yok ya. Bence gerek yok abi. Boş yere agresiflik de almayalım. Bu şekilde yapabiliriz. Aynen abi, bu şekilde yapalım. Ufak bir koalisyon riski var ama o riski almayalım hiç. Şöyle şunlara biraz ilişki geliştirelim şunlarla. Daha acelemiz yok. Sakin. Sakin sakin. Halledeceğiz. Başka kim varmış? Herzegovina. Onunla da ilişki gelişsin. Evet, arada sırada böyle Türkolarla aramızda bir şeyler oluyor. Tansiyon yükseliyor. Bize manpower veriyor, bir de claim veriyor. Güzel bir etkinlik. Ekstra manpower olarak geri dönüş yapıyor bize.
Bu arada parlamento geldi. Parlamentodan bu sefer Kromlent alacağım. Ne istiyorlarmış? Manpower ver. Corruption ver. Manpower ver. Güzel. Koltuğumuz az olduğu için yapmak kolay oluyor. Koltuk çok olduğu zaman biraz uğraştırıyor bu. Yine de güzel. Birkaç ay daha ilişki geliştirsek bunlar yeter herhalde. Aynen. Avusturya'ya zaten turusumuz var. Macaristan gidecek. 1, 2, 3, 4. Tamam, bu şekilde yeterli bence ya. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Kimi çağıralım? Bosna'daki gelsin. Tamam, bu şekilde bitiriyorum. Sadece birleştik dostlar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Parasını da almadım. Çok zayıflanmasını istemiyorum çünkü. Protect Hungary görevimiz bitti. %20 Liberty Desire'ını azaltıyor. Military Building'in olduğu yerlere manpower veriyormuş. Tamam, bunu da bitirelim. Liberty Desire kaç bunun? 89. Aç şunu. Hemen ilişki geliştirelim bununla. Bunu alır almaz ilişki geliştirin. Çünkü personal union olduğu için hükümdarınız ölürse personal union'lığınız bozulur. Adam yine koalisyona girdi ya. Ulan var ya. Siz var ya. Eşşol eşekler, gelin lan. Adam yine koalisyona girdi ya. İnanılmaz ya. Kendi istedi abi. Bekleyecektim biraz. Kendi kaşındı. Bu arada böyle etkinlikler çıktığında Army Tradition alın. Çünkü Army Tradition aynı zamanda sizin siege ability'nizi de arttırıyor. Moral of Army'nizi de arttırıyor. Manpower recovery'nizi de arttırıyor. Army Tradition çok önemli. Army Tradition alın abi. Şöyle bir anlaşma. Ananı avradını, bu ne? Çok problem olur mu? Aslında var ya, çok da problem olmaz da. Ben yine de şöyle ufak devletlere bir şey yapacağım. Evet. Sevgili Burgundy de aramıza katıldı. Çok hızlı oldu bu arada. Çok güzel oldu. Ne durumda Burgundy? İyi, güzel. Ya arkadaş, Ortodokslarla savaşıyorum. Papa bile koalisyona girerim diyor ya. Ya Ortodoks bunlar, Ortodoks. Alo Papa. Seni sevinmen lazım ya. İnanamıyorum ya. Oo, Bohemia bak. Güzel. Bohemia büyüyor. Harika abi. Evet, ilk ideyamız geldi. İlk ideye aristokratik gideceğiz abi. Çünkü Cavalry Combat Ability veriyor %15. Aynı zamanda Cavalry Cost, Cavalry Infantry Ratio. Yani tam Polonya için yapılmış bir ideya. Bunu alalım. Ve devam edelim. Saksonya evlen benimle diyor. Biz Eli zaten, evlenelim ya. Evet. Avusturya az önce dayağımı yedi, yetmedi. Şimdi de diyor ki Burgundy'yi istiyoruz. Sen istiyorsun ama biz vermiyoruz kardeş. Şimdi 90-100K ordu kafana binsin de aklın başına gelsin. Direkt bu arada Viyana'ya yürüyeceğim. Bu arada ben şimdi direkt savaşı başlattım ama şey yapabilirsiniz. Eğer Burgundy'yi aldıktan sonra Avusturya savaş açtığında elektörlerle ally olursanız, savaşı öyle açarsanız bütün elektörler savaşa katılıyor. Bazen katılmayan da oluyor ama genelde katılıyorlar. Sadece Avusturya'nın başkentini düşürerek Kutsal Roma'yı yıkabilirsiniz. Haberiniz olsun. O da bir trick. Buradan National Tax Modifier ver. Para lazımydı. Evet, etkinlikler üst üste geliyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Şimdi de Danzig geldi. Danzig'le ally olacaksınız dostlar bu etkinlikte. Güzel de çıkmış bu arada. Şimdi bu da savaşına çağıracak bizi. Ally olduğumuz için. Gel bana destek ver diyecek. Ben de gideceğim, döveceğim Toto'yu. Şu savaşı bitirelim abi. Aradan çıksın. Savaş yorgunluğumuzu düşürelim. Evet, Avusturya'nın başkentini düşürseniz yetiyor zaten. Şöyle biraz para alacağım sadece. Bitireceğim ya. Alacak bir şeyim yok. Verecek bir şeyim yok. Zaten amaç Burgundy'yi elimizde tutmaktı. Onu da yapmış olduk. Evet, Venedik'i de ele aldım bu arada. Evet, her şey çok hızlı oluyor. Niye? Neden? Inherit demek istemiyorum abi ben bu kadar erken ya. Neyse, ver. Ver abi, ver. Inherit'le. Çok erken oldu ama. Hemen buraları state yapıyoruz. Tüm Burgundy'yi state'im yapıyorum abi. Tüm alayını. Ne varsa. Neler diyorsun? Alır almaz gemler patladı. Çok güzel. Artık burada gemimiz var. Gemlerimiz var burada. O zaman gemlerin olduğu yere hemen bir parlamentodan koltuğu yapıştıralım abi. Madem öyle. Bu arada Danzig beni savaşa çağırmadı. Gerizekalı Annex'ten de mal. Kendimiz dövelim ya madem öyle. Ne yapalım? Danzig'den girelim abi. Evet, böyle bir etkinlik geliyor dostlar Polonya oynadığınızda. Bir ayrıcalık vereyim diyor. Şu Schlatta mıdır nedir artık bunlara. Military power diyor +1. Stability cost %20. Ama diyor bu ayrıcalık kalıcılığı olur diyor. Kaldıramazsın diyor. Aylık military power +1. Aslında güzel, fena da değil. Ama bu absolutizmi etkileyecek mi abi? Bence etkiler ya. Absolutizm sıkıntısı yaşamayalım sonra ileride. Ben bunu alacağım. Yani isyancı çıksın. İstemiyorum. Boş yere bize agresiflik veriyor ya. Vallahi boş yere. Danzig neden çağırmadı beni ya? Çağırması lazım. Yavşak. Çağır işte. Niye çağırmıyor ki? Girsen mi bu topa? Biraz koalisyon yiyebiliriz.
Neyse girdim ya. Çok da önemli değil. Aa, ismi değişti lan buraların. Çelme oldu Danzig'in adı. Okey. Böyle otonomi yükselen yerlere hemen düşürelim. Güzel. Şunu da bas ya. İsyancı çıkacak ama çıksın. Şimdi kim geliyor koalisyona? Avusturya zaten durur mu? Evet, bakalım. Var mı arttıran? Çilli geldi. Başka da yok galiba. Şunlar katılır en fazla. Brandenburg falan. Abi sıkıntı yok. Bunları döveriz ya. Zaten bir süre sakinleşmemiz gerekecek. Osman'la savaşacağız. Osman çok güçlenmeden devirelim Osman'ı. Aa, Venedik geliyor. Allah, tam yeri tam zamanı mı acaba? 5 militerisi. Benim de 5. 6'yı almak üzereyim. Bayağı borcum var. Saksonya savaşa çağırdı. Girelim. Saksonya ile el alemi bozabilirim ama. Osman'ı dövebilir miyiz? Memlük'te bir helal olalım biz. Ne olur ne olmaz. Memlük'ü de çağıralım abi. Nereden girelim? Edirne'den girelim. Edirne'yi bize ver lo diyelim. Dedeciğim. Memlük, sana ben toprak vereceğim. Gel sen gel. Gel. Ben sana vereceğim toprak, gel. Topumuz yok, bir şeyimiz yok. Böyle direkt aldık. Hayırlısı olsun. Moral olarak bizden iyi mi Osman? Moral olarak bizden iyi. Moral adamımız var mı? Moral adamımız yok. Bize bir moral adamı lazım. Aha! Osman'ın gemileri tutmuşlar orada. Aga, Venedik parçalar onu ya. Venedik gemileri parçalar abi. Karşıya da geçebiliriz. Güzel. Çok güzel oldu bu. Venedik'i çağırmak iyi oldu. Ya hala koalisyona giriyorlar bana. Oğlum istediğiniz kadar girin. Durduramazsınız. Polonya'yı durduramazsınız. Gücünüz yetmez. Şu an dövebiliyor muyuz bakalım? Bir tane eksi bir yedik. Bu yuva sevgili. 9 attı. 4 attı. Bir tık kötü. Evet, 6 geldi. Sevgili Uyuva'dan. Şoklarda Uyuva bir tık kötü atıyor ama yine hallem etti kazandı bu savaşı. Sevgili Karl hayatını kaybetti maalesef savaşta. Kendisine yine de şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel savaştı. İstanbul'un kuşatmasında özellikle rol oynadı. Buradan ilk olarak tabii ki Aggressive Expansion Impact her zamanki gibi. Vallahi çok iyi oldu. Çok verimli bir savaş oldu ya. Osman'ın donanmayı da harcadık. Evet, yine bir Türko-Polish tansiyon diyor. Savaştayken bunu vermesi biraz saçma tabii ama bize 7400 manpower verdi. Gayet güzel. Evet, fikir olarak ikinci espiyonaj alacağım. Hem Aggressive Expansion Impact veriyor %20. Hem de üzerine Aristokrat'la birleştiğinde %10 Cavalry Combat Ability verecek bize. O yüzden espiyonaj bayağı işimizi görecektir dostlar. Evet, Osmanlı'yla savaşımızı bitiriyoruz abi. Bu şekilde bir anlaşma. Alabildiğim kadar toprak almaya çalıştım. Sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Tertemiz bir Osmanlı savaşı oldu. Tertemiz. Ne oldu Memlük ya? Niye kızdın? Allah Allah. Kardeşim, ben istemedin ki. İsteseydin verirdik. Allah Allah. Hah. Sırbistan da koalisyona girdi. Kıçımın kenarı. Kastilya layımız oluyormuş. Kastilya alalım. Sevgili Memlük'ü gönderelim. Memlük gayet hizmetini gerçekleştirdi bize karşı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Vazifesini gayet iyi yaptı. Bir de para mara istiyor benden. Yani toprak vermedim bari para ver falan. Yok kardeşim, sana para da yok. Evet, Avusturya hazır gelmiyorken Bohemia'ya bir dalayım dedim. Neden gelmiyor bilmiyorum. Ha, Bohemia'yı sevmiyormuş. Ben de sevmiyorum kanka. Ben de sevmiyorum bebeğim. Hem de karşıya geçeriz artık bu şekilde. Evet, binaları basmayı da ihmal etmiyorum. Her ne kadar borcum da olsa yaklaşık 700 luka. Yani problem değil. Ödenir. Borç yiğidin kamçısıdır aga. Buradan şunu mu alsak acaba bu sefer? Local tax modifier. Aynen, bunu alalım. Ülke zaten tax'ten geçiniyor. Tax'leri kökleyelim abi iyice. Şöyle verebildiğimiz her yere feodal tax modifier, feodal tax edictimizi verelim. Güzel. Gelsin paracıklar. Altın madenini de devliyorum. Savaş bitti. Yorgunluk da yiyoruz ama aggressive expansion impact'i bekliyorum. O gelsin, öyle bitireceğim savaşı. Az kaldı zaten. Bina basmaya devam. Borçlarımızı ödedik. İyi gelirimiz var bu arada. Para akıyor. Artı 16, 17, 20 değişiyor. Güzel. Evet, aggressive expansion impact'imizi de aldık. Şimdi böyle komple şuraları alsam ne olur günahımız? Oha, aggressive expansion impact almama rağmen mi böyle? Anladım abi. Şuna mı izin veriyorsun? Yani böyle ufak bir şey alabiliyoruz. Ama war rep ver, para ver. Böyle yapalım ya. Çok da agresif gitmek istemiyorum. Büyük ihtimalle buna da koalisyona girecekler ama en azından başa çıkabiliriz bir tık. Böyle bize kızanlara gönderelim, tekrar devam edelim. Ya hayır. Fransa ekskomünike etti bizi abi. Yavşak, dinden attı beni. Göstereceğim ben sana dinden atmayı, sen bekle. Şurada sevgili Litvanya'yı devleme görevi var. Bunu da yapalım ufaktan. Şu bölgelere dev bas diyor. West Dnieper. Burası mı? Buraya bir tane bas diyor, basalım. Komple mi basacağız? Buraya da bas. Buraya da bas. Tamam. Tamam, her yere devimizi bastık. Ne diyor? Kiyavas'a, Kiyavas'ı improve'la diyor. Kiyavas şurası. Tamam, improve'ladım. Başka?
Yavaş'a Temple yap diyor. Ne alaka abi ya? Al Temple'ını da yaptık. Dur lan, Marketplace o. Al Temple'ını da. Tamam. O bitince görevimiz bitecek. Dostlar, bu arada burgerlardan şu ayrıcalığı vererek Religious Unit'inizi yükseltebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şey veriyorsun işte, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi Ortodokslara özgürlük kardeşim. Hani dinlerini yaşayabilirler falan. Onların dinine dokunmuyorsunuz. Çeviremiyorsunuz da onları. Ama size bir debuff da vermiyorlar. Öyle bir artısı var. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu arada görevimiz bitti. Bu görevi hemen yapalım. Bu görev şu işe yarıyor. İsterseniz şu bölgeyi, şuradaki bölgeyi, şurayı direkt alabiliyorsunuz Litvanya'dan. Yani bildiğin kendi toprağınız yapıyorsunuz. Ama biraz ilişkiniz kötüleşiyor. Yani bence o yüzden değil de şu yüzden gerekli. Admin Teknoloji 8'de Commonwealth'i kurabiliyorsunuz abi. Normalde 10'da kuruyorsunuz bildiğiniz üzere. Bunu almak mantıklı geliyor bana. Altta da development maliyeti falan işte indirimi veriyor. Stability cost falan veriyor. Bence üstteki ya. Üsttekini alın. Admin Teknoloji 8'i yaptığınız anda Commonwealth'i kurarsınız abi. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şu bölgeyi de size veriyor. Tabii biraz sıkıntılı veriyor şu şekilde. Bunu direkt core olarak verseydi tadından yenmezdi. Sıkıntı değil. Kendimiz core yaparız artık. Şin kötü yanı over extension da verdi biraz. Evet, income from vassal ve diplomatic annex cost veren var. Parlamentodan bunu alayım. Moldova'ya falan bir artık yavaştan annexleme vakti geldi. Geç bile kaldık. Saksonya savaşa çağırıyor Stettin'le. Okey. Evet, Osmanlı'dan yine bir manpower takviyesi. Teşekkürler. İkinci olarak cavalry infantry ratio %20. Temiz. Yapıştır. Evet, buraları aldıktan sonra Cossacks çıkıyor bu arada. Kazaklar yani. Buradan şunu alıyorsunuz dostlar. Established Cossack Regiments. Yani Kazak elit birlikleri zımbırtısı var. Bunu alıyorsunuz abi. Bunu aldıktan sonra Kazak birlikleri basabiliyorsunuz. Artı %15 şok demişti geliyor bunlar. Bu saatten sonra artık bunlardan basacağız. Şunu da alın. 5 tane Kazak birlik veriyor size atlı. Şunu alın. Army Tradition veriyor 0.50. Aynı zamanda lider şokunu arttırıyor. Şu da Moral of Army veriyormuş. Moral of Army Advisor'ı veriyormuş. Alsak mı acaba? İstediğimiz zaman alırız abi. Güzel olur aslında ya. Aynen, bunu da alayım. Tamam, onun haricinde başka bir şey almayacağız. 13'e çıktı Cossack Regiment'ımız. Aynen, şunu alarak arttırabiliyorsunuz abi. Şunu alırsanız eğer daha fazla basabiliyorsunuz bunlardan. Daha fazla basalım biz de. Hepsini atlı basacağım bu arada. Bize atlı lazım. Evet, gördüğünüz gibi %15 şok demişti geldi. Tabii şu anda hepsini böyle kullanamıyoruz, sadece atlı. İnfantri lazım yanlarına. %80 diyor. 5 tane yeter mi? 5 tane yetiyor. 4 tane yeter mi? 4 de yetiyor. 3? Yok, 3 yetmiyor. En az 4 tane olması lazım piyade. Okey. Şu orduyla bir savaşırız. Bakalım nasıl vuruyorlar. Güzel de bir şok generali gelir mi? 3 şoklu general var gerçi. Yine 3 geldi. Neyse. 3 şok da yeter ya. İyidir. Bu arada Kosakları mutlu tutun abi. Çünkü Cavalry Combat Ability veriyor %20. Bu çok işinize yarayacak. Eğer bunlar mutsuz olursa bundan faydalanamazsınız. Saksonya savaşa girdi. Hazır savaşa girmişken gidelim şunu bir deneyelim. Bakalım nasıl vuracak. Osmanlı turusumuz bitti lan, dur. Osmanlı turusumuz bitti aga. Boşver şimdi Saksonya'yı, Maksonya'yı. Osman'a tekrardan dalıyoruz abi. Hiç vakit kaybetmeden. Evet, bakalım bizim atlılar nasıl vuracak sevgili Osman'a. Böyle güzel bir yerde yakalamam lazım ama. Eksi yemeyeceğimiz bir yerde. Tamam, burada eksi yemeyiz. Burada eksi yemeyiz abi, çünkü Venedik'in kalesi. Venedik bizimle beraber savaşta. Ne kadar bizim moralimiz? Oo, Osmanlı'ya bayağı fark açmışım. Morale bak, 4.53. Çok güzel. Şeyi alabiliyoruz mu ya, Defender of the Faith? Bunu da alalım lan hatta, dur bakalım. Bunu da aldım. Ne kadar oldu? 4.68. Tamam, maksimum moral. 13 tane cavalry. Bakalım nasıl vuracak. Gelen giden de yok, tek başımızayız. Evet, girdik. Sıfırla girdik, amına koyayım. Şokta nasıl? Önemli olan o. 4 attı şokta. Yani... Not bad. Aa, Venedik geldi arkadan. Aa, kötü zar attık bu arada ya. Kötü zar attık. Yine de iyi ya, beğendim. Güzel, fena değil. Daha o kadar etkili değil. Daha etkili olacak ama zamanla. Bir de bizden fazlaydı yani. 20 küsur daha asker vardı. İyi ya, güzel. Malın biri de gelmiş bana, diyor ki neden Osman'a bu kadar fokus oluyorsun? Neden bu kadar Osman fokus diyorsun? Ya oğlum, sayıyla mı gönderiyorlar sizi amına koyayım ya? Lan bu oyun lan. Oyun hani yani. Oyun. Bir de oyunun en güçlü ülkesi Osmanlı hani. Öyle de dövemezsek sonra ağzımıza sıçıyor hani. Zor oluyor. Yani illa böyle salağı anlatır gibi anlatmam gerekiyor ya bazı şeyleri. O beni biraz yoruyor ya. O yüzden çok iplemiyorum. Böyle yazıyorlar ediyorlar, cevap vermiyorum. O zaman da şey zannediyorlar. Aa işte laf koydum, haklıyım falan. Adam bilmiyor ki, salak olduğu için cevap vermiyorum. İnsanlar garip. Yani bazı şeylerden keyif almayı bilmelisiniz ya gerçekten. Yani seviyorsun şu oyunu oynamayı. Bulmuşsun bir tane bu oyunu oynayan
YouTuber. Ya keyfini çıkar değil mi? Hani eğlenmene bak. Neden hata arıyorsun ki? Neden yanlış arıyorsun ki? Değil mi? Bu neymiş? The Statue of Piotrków. 3 stability kaybedebilirmişiz. İstemeyiz. İstemezük. Tamam ver bunu ver. Fatih'in topları, Fatih'in topları. Ulan bir de Süleyman başta ha. Bir de Süleyman başta anasını satayım. Sultan Süleyman mezarında şu anda Beyblade oldu anasını satayım. Vallahi Sultan Süleyman'ın kemikleri sızladı şu anda abi. Tamamdır böyle bir anlaşma dostlar. Savaşı da bitirdik. Güzel. Şuradan Bulgaristan'ı salabiliriz ya. Nerede? Bulgarya. Şuradan Bulgar'ı salalım. Bunu aslında bir önceki şeyde yapmamız lazımdı da. Neyse. Arnavutluk Marnavutluk dövmezse bu çocuğu. Arnavutluk sana vasal olurum diyor bu arada. Alsak mı ki? Çok fazla diplomatik ilişkim var ya. Şuraya bak. Şimdilik kalsın. Hatta bunu ben direkt dövebilirim. Ama Venedik. Venedik'i kaybetmeyelim şimdilik, gerek yok. Venedik güzel elaymış bu arada Osman'a karşı. Beğendim. Özellikle gemi konusunda falan bayağı yardımcı oldu. Bir yandan da şu Port House'ları basalım abi. Gavkep sıkıntısı yaşıyoruz. Bir anda o kadar büyüdük ki. Kırım mı? Heh. Kırım Osman'a dalmış. Vay anasını be. Moldova'nın anneksine başladım. Birazdan sevgili Mazovya'nın da anneksine başlayacağım. Böyle sınırlarımız daha güzel görünsün değil mi? Baksana abi. Virüs gibi yayıldık anasını satayım yemin ediyorum. Ulan adam 70 yaşında ölmüyor be. İnat etti ha. Gerçi ondan sonra gelecek olan da çok şey değil de. Yine de idare eder. 4-2-5 gayet iyidir. Bu garip bir sistemleri var. Bu heyir mesela bizim heyirimiz değil. Başkasının heyiri falan. Değil mi? Garip bir sistem, çözemedim. Yani bu kazanacak mesela, şimdi gelecek. Ama ülkeyi yine biz yönetiyoruz. Farklı. Evet bu arada aristokratik ID'yimiz bitti. Bize Lider Siege artı 1 ve Schlatta Loyalty Equilibrium kazandırdı %10. Güzel. Bu estate'leri mümkün olduğunca sadık tutun dostlar. Mümkün olduğunca mutlu tutun. Bunların mutsuz olması debuff sağlıyor ülkenize. Bak mesela Schlattalar %20 manpower recovery veriyor. Ordularım daha hızlı kendine geliyor savaştıkça. Kosaklar zaten bildiğiniz gibi cavalry combat veriyorlar. Bu mesela clergy'ler daha fazla para getiriyorlar. National tax veriyorlar. Bunlar küçük ama önemli şeyler. O zaman bir Bohem savaşı daha. Let's go. Evet, ilişki geliştirmenin faydaları dostlar. Gördüğünüz gibi bu kadar toprak almama rağmen ve bu adam Kutsal Roma'nın elektörü amına koyayım hani. Böyle boş da değil yani. Ona rağmen gayet tadında bir agresiflik. Koalisyon riski neredeyse yok. Onlar koalisyona girse de fark etmez bu arada. Bir de şu Sırbistan'ı aradan çıkartalım. Burada böyle kötü duruyor. Şöyle alalım bunu da. Tamam, mis gibi. Biraz overextension sıkıntımız oldu. Çözeriz. Çözülür. Evet, Çilli August von geldi başımıza. Güzel. August von Çilli. Heh, Çilliler şu an seviniyor değil mi? Lan bizim Eğirbaş'a geldi lan. Lan ne oluyor? Lan Polonya'yı biz yönetiyoruz lan. Lan Polonya bizim lan. Şu an öyle duruyorlar burada. Evet, Moldova'yı anneksedik dostlar. Şimdi Mezovya. Sıra Mezovya'da. Ona da başlarız şimdi birazdan. Aa, Çilli ile ilişkim arttı az önce. Etkinlik geldi Çilli ile. Bak nasıl seviyor beni, görüyor musun? İyiymiş abi. Bayağı böyle Litvanya'yı developluyor. Developlattırıyor bize. Developlattırıyor ne ya? Of kafayı yiyeceğim. Bayağı buralara development bastırıyor dostlar. Öyle bir görev ağacı var garip bir şekilde. Şuraya da basalım. Vilnius'un 4 tane binası olsun diyor. Daha bir tane bina var burada. Production basalım bir tane. Ne basıyor başka? Kalesi varmış. Bundan basarız. Develop. Buraya da develop lazım şimdi. En az 20 yapmamız lazım buraya. Tamam, burayı 20 yaptık. 2 tane daha bina basacağız buraya. Ondan sonra o görevi de bitirmiş olacağız. Güzel Crown Land veriyor. Yoksa şey yapmazdım da. Gerçi Litvanya'ya veriyormuş. Bana da değil. Olsun. Peki Litvanya olmasa, yani Litvanya'yı yutsam 8. Ha, ben 9 olmuşum. Ben niye yutamıyorum? Ben Mazovya'yı annexlemedim o yüzden. Tamam, bu savaştan sonra hemen Mazovya'yı annexleyelim abi. Litvanya'yı yutalım. Unuttum ben onu ya. Bizim Çilli Ağustos'u baştan indirdiler. Adam isyan etti. Şimdi dövüyorum adamı ben de. Lan Çilli dedik, bağrımıza bastık. Bize bunu da mı yapacaktın? Yazıklar olsun Çilli Ağustos. Ol git. Defol. Evet, klasik bir Dutch Revolt çıktı. Bunu da halledelim şimdi. Ne kadar istiyor buraya? Yazmıyor. Savaştayız ya. Savaş bitsin halledelim. Ne diyor lan bu? Burayı kapital yapamayız çünkü Oldrama'nın dışında diyor. Ne alaka oğlum? Ayrıca Kutsal Roma'nın içinde. O yüzden mi yapamıyorum? Denaga yapamıyoruz abi. Kutsal Roma'nın içinde diye yapmıyor ya. Aynen, bak buraları da yapamıyorum. Kutsal Roma'nın şeyinde ya. Neyse. Buraya bir yere yaparız ya. Şuraya yaparız biz de. Aynen öyle. Biz de buraya yaparız abi. Sevgili Vilnius'a benden bir tane de trade market. Hadi bakalım. Tüm traderları bekliyoruz. O değil de benim şimdi main trade'im buraya kaydı değil mi? Aynen. Buradan buraya nasıl taşıyacağız biz şimdi bunları ya? Oo, ölme şey ölme.
buradan Saksonya'ya taşısak, buradan buraya taşısak, buradan da oraya, öyle olacak abi. Lübeck'e mi taşıyalım? Lübeck'ten gidiyor mu? Gidiyor İngiliz kanalına. Tamam, Lübeck'ten de Kiev'deki arkadaş gelsin. Böylece main trade'imize kaydırmış olduk buradaki parayı. Tadında. Güzel. Evet, kanatlı hüsar çıkartabiliyoruz artık an itibariyle. Böyle gördüğünüz gibi artı bir cavalry shock ve %50 moral damage. Çok iyi ya. Çok iyi abi. 6 tane basabiliyoruz. Olsun. Venedik Osman'a daldı, beni çağırıyor. Ya kanka, Osman'a ben dalacaktım ya. Evet, senin de artık bozmanın vakti gelmiş abi. Osman'a ben dalıyorum. Bu torpaklar benim. Kanatlı hüsarlarım neden böyle görünüyor? Neden kanatlı hüsar olarak görünmüyorlar? Yakışmadı. Paradoks. Normal atlı, kanatlı hüsar. Böyle olur mu? Olmaz. Yakışmadı. Evet, Osman'la savaşımız bu şekilde bitti. Bulgaristan'a topraklarını geri verdik. Güzel. Osman diye bir derdimiz kalmadı. Aynı zamanda burayı da birleştirmiş olduk. Artık rahatça dolanabiliriz buralarda. Böyle donanmamızı da güçlendirelim diyeceğim de 25 tane basabiliyor sadece. Bekle, donanma denilemez sanki 25 taneye. Venedik'te kaç tane var? 50 tane var. Venedik ekskomünike olmuş ama Turus'tayız ya. Turus bitsin de Venedik'e bir dalalım. Ekskomünikesi bitmezse eski dosttan yeni düşman olur mu? Aha, da oluyor işte. Aa, Germiyan çıktı buradan. Germiyan, beni Germiyan. Ah be, gitti. Kaçırdık. Tam da bitiyordu lan. Hatta bitmiş. Tam bitti. Tam bitti, ekskomünikesi kalktı. Böyle bir etkinlik çıkıyor, sakın yukarıdakine basmayın. Sakın yukarıdakine basmayın abi. Şurayı komple lübeye bırakırsınız, ona göre. Alttakine basın. Ulan Mazovya'yı yine unuttum bak. Ulan ne Mazovya'ymış. Vallahi unuttum ha. Tamam, Mazovya'nın anneksini başlattık. Şimdi bir şey yapmak istiyorum ya. Bunda zaten imkansız da. Mesela şu arkadaşı bir elay al. Şunu bir elay al. Bunu al. Bunu al. Buna improve atalım. Saksonya'yı da aldık. Tamam, mis gibi. Şimdi sevgili Trier'le 1-2 ay ilişki geliştirsek yetecek. Bir ay daha. Tamam. Gel babana. Bunu da aldık. Güzel. Şimdi Bohem'e savaş açacağız. Aynı anda Avustur'a da açmamız lazım. Çünkü Avustur gelmiyor. İnatla gelmiyor abi. Okey. Hemen buna bir Spy Network. İkisiyle aynı anda savaşacağız. Kutsal Roma'yı yok edeceğiz. Bu arada 2 ID'yi de bitirdik. Cavalry Combat'ımızı da alalım buradan. Şu an yüzde kaç oldu Cavalry Combat? %75. Güzel. Savaşa girmeden şu isyanları bir temizleyelim. Nefret ediyorum şu isyancılardan, var ya, nefret ya. Abi bu kadar çok da çıkmayın be. Yemin ediyorum. Sinir ya. Başka bir şey değil. Sinir. Kim el aylığını bozuyor? Palatinate. Sinirlendi bir tık. Bende de bir işler çeviriyorsun. Bende de kullanmaya başladım. Ama ben hemen bir evlilik böyle. Yok, yemiyor. Ah be. O zaman sana bir sürprizim var. Sana militeri geçiş hakkı verdim. Yine mi olmalı? Sıfır mı? Gerçekten mi? O zaman Allah! Bozmadın değil mi? Tamam, bozmadı. Tamam. Sana bir de pro claim lan. Ne olur ne olmaz. Evet, sevgili Avusturya'ya komple şuraya bir claim. Ooo, come here my precious. Come here. 10 yıllığına. Tertemiz. Çok çok güzel olmadı mı? Tam zamanında gelmedi mi? %36. Ya şu governing capacity'den dolayı şunu bir, şimdilik şunu vereyim ben. Zaten alırız tekrardan. Mazovya, sen de sakin ol. Boş yapma. Tamam, turusumuz bitti. Şimdi toplarım gelsin. Toplarım gelsin. Tamam. Şimdi. Şimdi bunları çağırmayacağız savaşa ya. Bunları çağırırsak bizimle el aylığını bozdurabilirler. Şunu aç abi. Avusturya'ya da aç. Bunlar Prag'a girsinler. Hatta acele etmeye gerek yok ya, dur. Aynı anda savaş açmaya gerek yok. Her türlü zaten alacağız. Bu savaşı bitirelim rahat rahat. Tamam, bu savaşımız bitti. Şimdi Avusturya'ya savaş açıyorum. Direkt Viyana'ya oturacağım abi. Tamam, Viyana'yı da düşürdüm. Lan Brandenburg da mı geliyordu? Lan oğlum ya. Brandenburg da gelmiş. Neyse, bizim çocuk oturdu değil mi? Tamam, bizim çocuk oturmuş ya, sıkıntı yok. Sen niye geliyorsun savaşa, gerizekalı seni ya? Tamam. Böyle dismantle'ı koyalım abi Hera'yı. Güzel. İmparatorluk mu olduk? Yes baby. Artık imparatorluğuz. Kutsal Roma'yı yok edince imparator mu olunuyordu ya? Okey. Şuraları komple alalım mı? Bohemia'ya full annex koysam mı acaba? Vay gitsin ya, ne olacak ki? Taktım gitti, anasını satayım. Throne of Bohemia görevimiz bitti. Alalım. Bizim ruler'ı buffladı. İyi, güzel. Bu savaşı direkt bitireceğim ya. Beyaz barış. Amacımız zaten Kutsal Roma'yı yıkmaktı. Bir şey almayacağız şimdilik. Güzel. Gayet güzel. Gayet. Tadında. Yeni fikir grubumuz gelmiş. Onu da ne alalım? Bir administratif olabilir. Belki diplo olabilir. Diplo güzel gider aslında. Ya da bir quality. Evet, quality alabiliriz. %10 cavalry combat var. Aynen. Ver abi. %10 cavalry combat da oradan gelsin. Tadında. Tamam, bu adamlarla el aylığımızı bozalım hemen. Fazla muhatap olmayalım.
Sonra bokunu çıkartıyorlar, yardım vardım istiyorlar. Bu arada bunları vasallayabiliriz. Vasallı olabiliyorlar yani, öyle bir şey de var. Ama zaten çok fazla slot yiyorum. Yani çok fazla slot doldurduk. Fazla bile ilişkim var şu anda. Yeni diye garanti atmışım ya. Onu da kaldır. Palatinate. Palatinate'le evliymişiz. Aynen, buna garanti maranti de attık bir ara. Kologan. Kologan'ı da attım. Tamam. Güzel. Şu Bulgaristan'ın da anneksini başlatalım. Şu Bizans'ın da anneksini başlatalım. Hepsini annexleyelim abi. Ufak ufak. Güzel. Sonunda Mazovya'yı annexledik abi. Şimdi bu Varşova'yı kapital yapmamız gerekecek. Ama kapital yaparsak Dutch Revolt çıkacak tekrardan. O yüzden bir süre bekleyeceğim abi. Admin puanı kasayım biraz. Şimdi core yapmam gereken yerler falan da var. Fena patlarız yoksa. Dutch Revolt çıkar. Karaman'a bak. Karaman'ın koyunu. Sonra çıkar oyunu. Size de gelecek sıra. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yeterli sanırım. Şöyle Varşova'ya taşıyalım. Stability'yi de bir yapmamız gerekiyor. Onu da yapacağız. Ulan hemen çıktım mı ya? Vicdansız. Tamam, Stability'yi de bir yaptım. Böyle Commonwealth'i kurdum. Kendi Commonwealth'in ideyalarını almayacağım. Kendi ideyaları gerçekten güzel çünkü. Yeterli. Halleluya. Evet, böylece Commonwealth'i de kurmuş olduk. Şimdi akıllarda tek bir soru. Dutch Revolt olmadan burayı tekrar eski haline çevirebilecek miyiz? Ne kadar istiyor? Göremiyorum. Çünkü rebel var diğerlerde. Heh, tamam gitti. 217. Denag'ı yapabiliyoruz mu? Evet, artık yapabiliyorum Denag'ı. Bu sefer Denag'ı yapacağım ya. Ben Denag'ı seviyorum abi. Denag'ı yapıyorum hep. Benim favori Hollanda ülkem. Hollanda ülkem, evet, güzel. Benim favori Hollanda şehrim. Den Haag. Şu Varşova'yı da biraz improve'layalım abi. Tamam, bu görevimiz de bitti. Biraz daha devlet oraya. Güzel. Bu neymiş? Vilno. 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 Vilno neresi ya? Vilno. Orayı mı devletiyorsun? 4 tane building'i olsun diyor. Tamam, ne basalım oraya? Oraya bir courthouse patlar bence. Ya da church mi bassak? Church para getirmiyormuş. Courthouse basalım bir tane. Tamam, bu görevimiz de bitti. National Tax Modifier 15 yıllığına bir de loyalty veriyorsun. Gayet güzel. Evet, ben bir salağım abi. Çünkü Dutch Revolt'u unuttum. Admin'i de başka yere harcadım. Dalgınlıkla. Dutch Revolt yiyeceğiz. Of, gece oyun oynayınca böyle oluyor ya. Saat 3 şu anda. Her neyse. Burada bırakalım o zaman, madem öyle. Zaten yapacağımızı yaptık, yiyeceğimizi yedik. Evet dostlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle Dutch Revolt'lu ikinci bölüm ister misiniz? Onu da söyleyin. Kötü oldu bu ya. Neyse, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar.